Sizin Muğla'dan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan uğruna canını vermiş şehitleriniz için önce saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davranıyorum. Ve Rusya'ya bağlantı sağlayıp araçlara cevap yapmaktı.
Yapısı bakımından savunmaya eleştiği olan Boğaz, Türkler tarafından mayınlanmıştı. Savaşın ilanından birkaç gün sonra 3 Kasım 1914'te İngilizler Sevdirgahi ve Kumkara adalarını topa tuttular. Yunanlıların İstanbul'a girmesini istemeyen Ruslar 40 bin kişilik yardımcı bir kuvvet göndermeyi teklif ettiler. Bunun üzerine İngilizler ve Fransızlar Boğazları Ruslara vermeye vaat ettiler. 18 Mart 1915'te büyük bir taarruz yapılması planlandı. Düşman devletleri Boğaz'a girerek kadrolara saldırdılar ve birçok gemi kaybederek geri çekildiler. Denizden geçemeyeceklerini anlayınca karadan sızmaya karar verdiler. İlk çıkarma günü 19. Düşman Komutanı Mustafa Kemal 17. Kerala Bayı'nı John Bayı'na vaktini yetiştirdi. Kocaçimen Tepesi'nin düşman yerine geçmesini önledi. 3 gün içinde Boğaz'a geçip savaşı sonlandırmak isteyen düşmanlar yeni kuvvetler sağlamaya çalıştılarsa da bu çabalara sonuç vermedi. Thank you.
Thank you.
Bütün şehit mektupları aslında birbirine benziyor. Hepsi de şehadet istemiş. Son mektupları vasiyetleri, vasiyetleri de son mektupları olmuş. Hüseyin Zahit de öyle yazmıştı eşine, yazarken bir yerde. Bugünlerde her zamankinden daha önemli savaşlara gireceğiz. Bilirsin, her savaşa giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme. Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl dünyadan nasip ettiyse benden şehitlik rütbesini esirgemediği takdirde elbette ruhlarımızı birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlu. Ancak sana bir vasiyetim var. Birincisi, benim için katiyen ağlamam. İkincisi, eşyalarımın listesi ilişikte. Bunları sat. Ele geçecek paradan cenaze masraflarını al. Üst tarafıyla bana bir mevlit umut. Eğer bunlar borcumu ödemezse hakkını helal et. Ve ilk gece aramıza geçen sözü unutma. Bu vasiyetimi aldığınız zaman yüksek sesle ağlamanıza razı değilim. Hasan Ethem 17 Nisan 1915'te şehit olmadan az önce anasına mektubunda şöyle sesleniyor. Anacığım, cemaatle namaz kıldım. O güzel çevresinde diz çöktüm, ellerimi kaldırdım, ağzımı açtım ve dedim, ey Rabbim, ey şölden kuşum, şu gezen meleğe koydum, şu secde eden yeşil ekim otların, şu heybetli dağların sahibi. Sen bütün bunları Türklere verdin, yine Türklerin olsun. Ey Rabbim, bizi muzaffer eyle. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle. Ve huzuruna titreyerek böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerleri süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahretti ya, bütün mahveyle. Anacığım, çamaşır falan istemem. Paralarım duruyor. Allah razı olsun. Oğluma sana yeter. Söyle arkadaşım, dedi Anadolu Mehmet, yanı başındaki Anzak askeri. Nerelerden kurup gelmişim, neden çökmüş bu mahzunluk üzeri? Dünyanın öbür ucundan, dedi gencecik Anzak, öyle yazmışlar biz arkadaşıma. Doğduğum yerler öylesin o zaman. Örtündüğüm topraksa, gurbet bana. İşte onlardan biri, Arabın'ın çatışmalarında ölmeden önce, ailesine yolladığı mektupta şöyle sesleniyor. Sevgili ve bir zamandan mutlaka. Geri bulucu evlerinden hepinize var. Artık buralarda saatlerce hiçbir şey hissetmiyor ve durmuyor. Bu arada sadece bakıyor, saklanıyor, ateş ediyor, sünni takıyor, yemek diye verdikleri kuru bisküvi, kraker ve kuru et parçalarını kemiriyor. Zaman odası yatıyor, çok evden olarak duruyor. Ben artık sadece bir Anzak askeriyim. Ne sevdiğim şarkılar, yemekler, ne de sevdiğim insanlar. Ben artık bir sayım, yaşayan bir sayım. Ölürsem o zaman da bir sayı olacağım. Kahramanca ve vatanın uğruna ölmüş bir sayı. Kahramanca ve vatanın uğruna. Kahramanlık mı? Hadi ya, kahramanlık zor olmaz. Vatana gelince burası Türklerin vatanı. İngilizlerin de söyledikleri gibi biz sadece hevesli olan çocuklarız. Asıl kahraman olan Türkler. Johnny Tip dediğimiz Türkler vatanlarını savunmak için bize karşı çok ağır şartlar altında direniyorlar. Ve kahramanca ölen asıl onlar. Annesi bana güzel gelen şarkılar ve Musa değiller. Ama kabul etmediler. Bu suretidir dediysem de inanmadılar. Aslında anlamadılar. O zaman ellerimle kafama boynuz yok, öküz gibi gömdüm. Güldüler, ben de güldüm. Orada savaşın yanında etrafımız askerlerin cesetleriyle doluydu. Bizi düşmanlık ve birbirimize gülüyordu. Bana silah ikram eden Türklerden biri gitti. Sen de o İngiliz diye şaşırarak sordun. Ben İngiliz değildim. Sonra elini uzattı. Ben Türk dedim. Bana uzatılan eli tuttum. Orada gelip onun en kanlı savaşlarının yapıldığı o tepede el sıkıştım. Ben
savaş görmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil. Fakat yaşamak için hiç isteğim kalmadı. Tanrım cumanlara mahvettim. Hepinizi çok seviyorum. Ebediyen sizin olunuz. Thank you.
Kanserim, 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 kanserim. Hep beraber fotoğraf çektirelim mi?